Başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2000'li yıllarda temelinin atıldığı, devletin 40 milyon TL harcadığı Karadeniz Ereğli Tersaneler bölgesindeyiz. Geçici liman işletmesiyle şu anda atıl durumda bulunan alanın yeniden Türkiye ekonomisine kazandırılması bekleniyor. Evet Sertan Bey, neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün burada Karadeniz Ereğli'nin ekonomik açıdan can damarı, can damarlarından biri olan Ereğli Tersaneler bölgesinde bulunmaktayız. Ereğli Tersaneler bölgesi 2000'li yılların başında dönemin başbakanı, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve bölgemiz açısından son derece büyük ve olumlu, umut verici projelerden biri olan proje olarak hayata geçti. 2004 yılında projeleri tamamlanan ve 2006 yılında faaliyete geçen tersaneler bölgesinde mevcut 4 adet tersanemiz bulunmakta. Bunlar Ereğli Gemi Sanayi, Madenci Gemi Sanayi, Ustaoğlu Gemi Sanayi ve Usta Mehmetoğlu Gemi Sanayi. Bu tersanelerimizde 2004 yılından sonra 2008 yılına kadar son derece olumlu gelişmelerle imalata başlamış ve büyük projelere imza atmış ve istihdam açısından da yaklaşık 10-11 bin çalışan kişi sayısına ulaşmış bir bölgedir burası. Ama bölgemizde ve dünyada yaşanan navlun fiyatlarındaki düşüş neticesinde tersanelerle gemi taleplerinin azalması doğrultusunda tersanelerimizin gemi siparişi alamaz duruma gelmiştir. Biz mevcut tersaneler bölgesinin hem ekonomik olarak bölgemize katkı sağlaması hem ülkemiz ekonomisine bir katkı sağlaması amacıyla belli projeler ortaya koyuyoruz. Bu projelerin en başında gelen mevcut burada hali hazırda bulunan bir liman bölgemiz var. Bu liman mevcut tersanelerin de yapılan gemilerin donanımlarının yapılmak amacıyla planlanmış ve hazırlanmış ve hükümetimiz tarafından 40 milyon TL'ye yakın bir yatırımla hayata geçirilmiştir. Fakat şu anda tersanelerimizdeki gemi siparişlerindeki azalma neticesinde böyle bir yatırımın burada atıl olarak durması bizleri son derece rahatsız ediyor. Ve bölge ekonomisi açısından da son derece kayıp olarak görüyoruz. Bizler Karadeniz Ereğli Ticaret Sanayi Odası ve bölgemizde bulunan tersanecilerimizle birlikte bu bölgede atıl vaziyette duran bu 40 milyon TL'ye yakın yatırımın liman işletmeciliği şeklinde faaliyete geçmesini istiyoruz. Ama liman işletmeciliği derken biz burada bu tersaneleri kapatıp burada liman yapalım istemiyoruz. Biz mevcut bu tersanelerin şu içinde bulunduğumuz durumlarından daha iyi bir ekonomik olarak güçlü bir konuma gelene kadar mevcut bu limanlarda geçici olarak, bunun üzerine basarak özellikle söylüyorum, geçici olarak, biz burada kesin bir liman talebimiz yok. Geçici olarak üçüncü şahıslara yükleme ve boşaltma izni talep ediyoruz. Bunun da bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu sadece bizim bölgemizle ilgili değil, hemen yanımızda bulunan Alaplı ilçesi, Akçakoca ilçesi ve Düzce ilinin bu konuda tarafımıza vermiş oldukları ihtiyaç talepleri var. Bizim Karadeniz Ereğli olarak yaklaşık yıllık 2 milyon ton kapasiteli bir şu anda liman ihtiyacımız var. Bölgemizde bulunan Ereğli Organize Sanayi Bölgemizde Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 2 tane büyük sanayi kuruluşumuz var. Biz istiyoruz ki bunlar hem ihracat yapsınlar hem ithalat yapsınlar. Şu anda ihracat yapabiliyorlar ama ithalat konusunda limanlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı bu ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar çok fazla. Dolayısıyla biz bölgemiz için bir an önce burada atıl vaziyette duran 40 milyon TL'lik hükümetimizin yapmış olduğu yatırımın bir an önce ekonomiye kazandırılmasını talep ediyoruz. Ve burada üçüncü şahıslara geçici olarak, yine üzerine basarak söylüyorum, geçici olarak yükleme ve boşaltma izni talep ediyoruz. Merhabalar. Ustaoğlu Gemi Tersanesi Genel Koordinatörü Avni Dişer. İçinde bulunduğumuz Ereğli Tersaneler Bölgesi'nin limanı üzerinden şu anda konuşmaktayız. Bulunduğumuz bölge takribi 2,5 kilometre kıyı şeridi olan 850 dönümlük bir arazi üzerine yerleşmiş. Ülkemizin son yıllarda yaptığı güzel yatırımlardan bir tanesi. Ancak
yatırımı başladı 2000'li yıllarda çok güzel hedefler, çok güzel kapasiteler planlanarak yapılmış bir yatırım. Ülkemizin ve bütün dünyanın yaşadığı 2008 krizinde maalesef yatırımlar tamamlanamadan belli bir noktada çok düşük kapasitelere inmek zorunda kaldık gemi imalatında. Ancak yapılan bu yatırımın halihazırda daha iyi hizmet verebilmesi için bir takım programlar geliştirildi. Şimdi bulunduğumuz liman takribi 170 dönüm alan itibariyle. Ve bu limana ortaklaşa 4 tane tersanede rıhtımı bulunmaktadır. Bizim talebimiz bu limanın 3. şahıslar tahmin tahmini gerektiğinde geçici olarak yüklemi boşaltmak hizmet edilmesi şeklinde. Tabii biz bunu yaparken hazır şehrimizde bulunan, civar illerde bulunan büyük potansiyeli değerlendirmeyi düşünmekteyiz, planlamaktayız. Yani altın vaziyetli duran bu limanın bir geçici tahmin tahliye izni verilmesiyle birlikte bölgemizde kayıp olan başka illere sarkan tahmin ve tahliye ihtiyaçlarının bu bölgede halledilmesini beklemekteyiz. Civarda bulunan boruk boruklu fabrikalar, OSB'lerde bulunan yani 500'üne geniş büyük sayılı firmalar sürekli bu talepleri bize yapmaktalar. Yani bizim de hedefimiz. Tersanenin için kurulmuş olan Donatı Limanı'nın bütün şahıslar tahmin tahliye izni için geçici olarak izin verilmesi şeklindedir. Ayrıca tekrar bizim bulunan limanla birlikte yeni tersanelerimizin güzel, daha iyi pozisyonda ve kriz esnasında hemen halledebilecekleri bir başka faaliyet konuları var. Yani bunlarla ilgili gerekli fizibilite raporlarımız, teknik detaylarımız, açıklamamız hazırlandı ve devletimize sunuldu. Nedir bunlardan bir tanesi? Tahmin tahliye izni olduğu gibi hemen Erdem'in yanımızda bir kilometre ve onun her yıl dışarıya 250 bin noktada burada sipariş ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim hemen yetenekimiz yurt dışına giden 250 bin ton buradanın yurt içinden tersaneler vasıtasıyla istediği şekilde Erdem'in tarafında şekilde hazırlanması şeklinde bir çalışma yürütüyoruz. Sayın Valimizin önderliğinde, Sayın Ticaret Başkanlığımızın koordinasyonunda. Ve bu raporlamamız çok feasible, olumlu olabileceğini tahmin ediyoruz. Bir örneğini ayağı inceleyerek biz gördük. Gemi söküme dayalı burada hazırlamanın ilk etapta zaten alıcısı hazır olarak büyük bir Türkiye'nin gözü bir Erdem'in entegre tesisimiz var. Ve bu işlemin inanın yıllık bazda nereyle ilgili yaptığımız ilk raporlarda sonuç olarak rakamlar 1 milyar TL olarak görülmekte. Ve ilave olarak 1100 ila 1700 kişinin buralarda istihdam edilebileceğini biz teknik fizibilite raporlarından gördük. Sonuç olarak diyoruz ki burada hazır bir durum var. Değişen ama bizim kontrolümüz krizden dolayı bir pasif durum var. Düşük kapasite var. O bu düşük kapasiteyi çok rahat bir şekilde biz fırsata çeviriyoruz. Sayın Ticaret Odası Başkanımız, Sayın Valimizin önderliğinde yürütülen şu şahıslar içi tahmin tahliye izniyle birlikte gemi söküme dayalı burada hazırlamanın buraya kazandırılması şehrimize çok büyük canlılık getireceği ve şu anda yaşadığımız zaten ülkemizin de baş belası olan cari açığa çok büyük şekilde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yani aslında bakıldığında hem bölge ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine bu proje büyük katkı sağlayacak. Kesinlikle, kesinlikle. Altyapı var, ilave bir yatırım gerekiyor. İş gücü var, işsizlik bölgede hastalığında. Öyle bir projeleri ilave faaliyet alanı olarak ilçemize katkılandırması ilçemizi şahlandıracaktır. Son zamanlarda ilçemize dönen, üzerimize karabasan gibi çöken işsizlik ve moral çöküntüsünü çok hızlı bir şekilde değiştirecektir diye ümit ediyorum. Yapılacak geçici liman projesiyle beraber Türkiye ve bölge ekonomisine hem katkı sağlanacak hem altın bulunda bulunan 40 milyon yatırım yeniden ekonomiye kazandırılacak, hem istihdam sağlanacak hem de bölgenin ihtiyacı karşılanacak.